Pendik yaklaşık 190 km² ile İstanbul'un en geniş yüz ölçümüne sahip ilçelerinden biri. Yerleşim tarihi çok eskilere dayanan Pendik'te en önemli gündem maddelerinin başında kentsel dönüşüm geliyor. 75'ten beri buradayım. İnşallah ki gelir de yıkılır da yeni bir evimiz olur. Doğma büyüme Pendik Orta Mahalleliyim. Bu mahalle çok eski bir mahalle. Benim akrabalarım da var gecekondunda oturanlar. Ama versin dönsünler. Pendik Osmanlı döneminin ilk planlı yerleşim planı yapılan ilçelerden bir tanesi. Pendik İstanbul'un en geniş yüz ölçümüne sahip ilçelerinden bir tanesi. Kilometre kareye yaklaşık 4000 insan düşüyor. Bu birçok ilçeye göre çok az bir yoğunluk. İşte tam da bu yüzden bu ilçede kentsel dönüşümün çok çok daha dikkatli yapılması gerekiyor. Pendik'te toplam 48 bin bina var. Nüfusu 750 bini geçen ilçede 2013 yılı kentsel dönüşümde milat olarak kabul ediliyor. Zira bu tarihten sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla ortak birçok projeyi başlatan Pendik Belediyesi, 5000'e yakın binanın yıkıldığı süreci başlattı. Harmandere Mahallesi'nde gecekondu bölümünde oturuyordum. Yani tapumuz yoktu anlayacağını. Binamız da eskiydi. Belediyeyle anlaştık. Gönlümüz daha eskiydi. Verdik. Kentler dönüşme, kentler dönüşme bekliyoruz. 36 mahalleden oluşan Pendik'in birçok noktasında büyük projeler devam ediyor. Özellikle sosyal konut sınıfında inşa edilen modern yapılarla gecekondularda ikamet eden vatandaşların kentsel dönüşüme ilgisi yoğun. Onların gecekondularına karşılık binaların dairelerini hazır ediyoruz, bunları kendilerine veriyoruz. Pendik'te 342 bin bağımsız bölüm var. Bunun 303 bini mesken ve bunların da yaklaşık yarısı 2000 yılından önce inşa edilmiş. İşte tam da bu yüzden yapı stoğunun Pendik'te daha hızlı bir şekilde yenilenmesi gerekiyor. İlçede birçok gecekondu bulunuyor. Asansör istiyorum, engelliyim. Burası kentsel dönüşüme girmesini istiyorum. Zaten yapı olarak da evimiz eski olduğu için yeni evimizi bekliyoruz. Devlet tarafından yapılacak. Ben beton atılırken de bu binaların bir kısmında midye deniz kabuğu bile çıktığına şahit oldum. Sağlam değilse, bina 99 öncesinde yapıldıysa bu binaların riskli olma ihtimali yüksek. Pendik'te 10 yıldır yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sonucunda yeni evlerine geçen binlerce insan bulunuyor. O vatandaşlar kavuştukları imkanlarla artık çok daha mutlu. Allah razı olsun Cumhuriyetimizden. Bizlere bu binaları verdi. Taşındık, geldik, memnunum. Önümüzde deprem var. Şimdi burada, yani tabii ki Allah'ın takdiri ama burada biraz oradan rahatız. 27 sene gecekondu oturdum Harmandere'de. Şimdi 2 seneye yakındır da buraya gelmişim. Asansörü var, iyidir, her imkanı var. İner çıkarım, yoksa ben 77 yaşındayım. Neyle iner çıkacaktım? Çok güzel bir parkımız var. Arkadaşlarımızla parkta oynuyoruz. Oradan kurtulduk rutubetli. Rahatsız oluyorduk. Oğlum astım hastasıydı. Buraya geldik daha rahat. Soba derdimiz bitti. Pendik'te Yarısı Bizden kampanyasına da 35 binden fazla bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin, kentsel dönüşüm sürecindeki sıkıntılara dair bir vatandaşla yaşadığı anısını paylaştı. Bir tarafta 6 Şubat'ta çok ciddi bir yıkım olmuş. Orada insanlar artık mallarını, canlarını feda etmiş vaziyette ve artık cesetlerini çıkarma hesabı yaparken bir tarafta da hala riskli bina olmasına rağmen binayı boşaltmamayla ilgili direnmesi ve bize bu konuda telefon açıp bizden yardım istemesi hakikaten çarpıcı bir örnek. O zaman kilitleniyor işte. Yani bu fazlalık nasıl olacak? Ya üstüne para ödeyeceğiz ya küçüleceğiz metraj olarak. Binalarından korkan insanlar bir an önce çıksınlar, kentsel dönüşüne almasın. Uçe bir şey bakmasınlar.